Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur telefon 444-4319. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde dün itibariyle başlayan Balıkesir tanıtım günleri renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunlarından yöresel yemeklere, el sanatlarından yöresel kıyafetlere kadar Balıkesir'in kültürünü yansıtan hemen hemen her şey oradaydı. Kurulan 1000 metrekarelik dev çadır ziyaretçi akınına uğrarken ilk kez görücüye çıkan Balıkesir tırı da ilgi gördü. Böyle bir araya gelme bu kadar büyük çapta ilk defa oluyor. Balıkesirler olarak çok memnun oldum. Bu kez bakıyoruz ki bir işte çok büyük bir standla gelmiş. Geldiğim standların en kalabalığı bir kadın standı. Onun için gurur duydum. Bugün de görüyorsunuz gerçekten dolu dolu. Yani bayram arefesinde bu kadar Ankaralı hemşerilerimizin ilgi göstermesi ayrı bir mutluluk. Hele karşılaştığımız vatandaşların şu ana kadar gezdiğimiz en iyi tanıtım günleri, en güzel organizasyon demesi gerçekten de öyle diyorlar. Balıkesir'in tanıtılması bir fırsat, bunu değerlendirmek lazım. Hakikaten tam gezmedim şu anda ama gurur verici bir şey. Bir hayli kalabalık yani. Evet. Eskiden ben buraya gelirdim, buraya 3-5 şehir paylaşıyordu. Bugün baktım yalnız Balıkesir'in burası. Olduğu evet. gibi. Evet. İşte bizim Mehmet abi var, Mehmet Semerci. O bana zaten herhalde haftalar, aylar öncesinden söylemişti. Bugünü ayır bir yerlere gitme diye. Evet. Ben de abartmıyorum. Yurt dışında bir seyahatteydim. Onu da erkene çektim dönüşünü de gelelim burada olalım diye. Yarın da burada olacağız. Cuma günü öğlen işte. Vallahi anlamayacağım. Zaten benim bildiğim bir kültür. Bizim burada görevimiz bu kültürü tanıtmak olması lazım. Yani çünkü Balıkesir yani ismiyle ve çevresindeki ilçeleriyle, köyleriyle hepsi birbirinden ayrı özellikleri kapsayan farklı bir il. Herkes kendi ilini över ama Balıkesir'in yaptıkları burada işte ortada. Ankara'da çok Balıkesirli var. Yani böyle bir tanıtım günlerinin özlemi içindeydi. Geç kalmış bir faaliyet doğrusu. Keşke çok daha önceden, yani Balıkesir bunu rahatlıkla yapabilecek durumda. Biz burada öyle şehirlerle karşılaştık ki standları doldurmakta zorlanmışlardı. Ama şimdi Balıkesir coğrafyası gibi o kadar geniş alanda Balıkesir her şeyiyle temsil ediliyor ki yani bir Balıkesir gezmiş gibi oluyorsunuz. Bugün Balıkesir'i Ankara'ya taşıdınız. Taşıyanlara teşekkür ediyorum. Evet. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öylesine büyük bir coğrafya, öylesine büyük bir güzellik, denizi, doğası, her şeyle mükemmel bir kent ama kamu yatırımları açısından zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli orada yaşamadığım için gidip geldiğimdeki değişimi daha rahat görebiliyorum. Yani orada sürekli yaşayanlardansa arada oraya gelen kişiler durumu daha net görürler. Hani bir dama oynarken oynayanlar göremez de dışarıdan bakan bir kişi daha iyi bir gözlemcidir. Ben Balıkesir'in kamu yatırımları açısından gerekli değeri görmediğini düşünüyorum. Bu arada protokol listesinde ismi okunmayan CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra tören alanından ayrılması ise dikkat çekti. Emeği geçenlere ayrı ayrı tebrik ediyor, size ve şahsınızda tüm davetlere selamlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan.